Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, çekimlerimiz devam ediyor. Yine köy tanıtımlarımız devam ediyor. Amca bir sussan ya, ne güzel olur biliyor musun? Biz burada çekim yapıyoruz la. Yo, niye montajdayım? Benim en doğal halim bu. Ben hiç montaj yapmam. Millet beni böyle sever. Benim böyle müzümsüz halimi ne sever? Ya. Evet sevgili izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Yanımızda yine bir abimiz var. Öncelikle kısaca kendini bir tanıt. İsmim Ahmet, soyadım Kepir. Büyüktaşlık köyü muhtarının oğluyum. Yozgat'ta kalıyorum. Genelde köye gelip gidiyorum babamın ihtiyaçları oldukça. Hafta sonları ziyareti için geliyorsun. Evet. Anneni babanı yalnız bırakmıyorsun. Biraz köyü anlatır mısın? Yani Büyüktaşlık deyince, Büyüktaşlık köyünü anlat desem ne anlatabilirsin? Büyüktaşlık köyü deyince yani bir insanın içine huzur geliyor. Benim için yani. Başkası için. Köye geldiğin zaman daha da huzurlu evet. Oluyorsun. Böyle. Köyde ne kadar çalışırsan çalış yani insan hiç yorulmuyor. Yani ben köyde onu görüyorum. Yani. Peki şu an köyde gençler var mı? Hiç genç olur mu köyde? Genç fazla yok herhalde. Genç 3-5 tane. Onlar da hafta sonu geliyor gidiyor. Hı. Onun dışında yani ikamet eden genç çok nadir. Evet. Peki köyün gezilecek yerleri neleri var? Mesela Büyüktaşlık köyünün böyle tekkesiydi, tarihi yerler olarak neleri var? Tarihi yer olarak herhangi bir yer yok ama yeni baraj yapıldı. Devlet su işlerinin. Yani oralar var. Onun dışında başka gezilecek herhangi bir tarihi şey yok. Evet. Şimdi biraz önce baban dedi ki benim için dedi bir şarkı söyleyeceğim. Onu kırmayacaksın değil mi? Babanı kırmayacaksın. Şu mikrofon bak eline daha güzel yakışır senin eline. Bana yakışmıyor. Kısa baş... olarak söyleyeyim ama. Bir iki nakarat. Söyle bakayım. Hastanenin kapısına kar doldu. Kafil düştüm ciğerime kar doldu. Anam hasta diye ben de yatmazdım. Hastanenin köşeleri yoksundur. Anam hasta diye ben de yatmazdım. Hastanenin köşeleri yoksundur. Merdivenden çıktım yan basa basa kurudu ciğerim kan kusa kusa. Biliyorum anam ömrüm çok kısa. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Biliyorum anam ömrüm çok kısa. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Açma pencereyi esmesin yeller. Bugün efkarlıyım bilmesin eller. Köyüme varınca veremli derler. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Köyüme varınca kanserli derler. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Mezarım üstünde yayılan koyun. Gelin ahbaplarım elbisem soyun. Yavrular gelmeden kabire koyun, ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Bu kadar. Ağzına yüreğine sağlık. Mezarıma sen teşekkür ederim. Gerçekten güzel söylüyorsun, sesin de güzel. Biraz da heyecan. Yanık söyledin. Babam istediği için. Biraz da heyecan. Babam istediği için. Babamı da ağlattın, şu babasını bir göster hele babasını. Bak gözleri baksın ha. Adam efkarlandı. Efkarlandı. Ne efkarlandın? Hayırdır derdin mi var ya? Muhtar niye böyle yapıyorsun ki ya? O güzel söylediğini de ağlandırdı. Evet.
Teşekkür ediyoruz. Ağzına, yüreğine sağlık diyoruz. Bir kıta dedin, ben kıtaları sayamadım. Başı gelince devam oluyor. Değil mi? Aklıma şey geldi, sen şimdi böyle yapınca ben Sorgun'da konser verdim, sanatçıları çıkardık, 7 tane Yozgatlı'nın sanatçılarını çıkardık. Hüseyin Öksüz'e gelince herkes birer şarkı söyleyeceği hadi. Hüseyin Öksüz'e gelince elinde keman, şarkıları birbirine bağlaya bağlaya tam 20 dakika söyledi. O aklıma geldi, sen böyle yapınca bir kıta söyleyeyim dedin. Bayağı oldu herhalde, birkaç kıta oldu değil mi? Oldu. Evet, ağzına yüreğine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl, niye öyle diyorsun, anam yok, babam yok? Neyim var? Kardeşler kız. Hiç ne bileyim beni, kendim hastayım. Öyle bir şeyim yok. Neyin var hala? Belimden ameliyat oldum, karnımdan ameliyat oldum. Kardeşlerin niye kız? Mal davası. Ya. Mal davası için insan kusar mı yani? İşte yani ne diyeceğim? Ne götüreceğiniz? Çok yani, şükür öyle. Allah'ın bugün nerede şükür? Allah bir rızık vermiş. İyi biçip oturuyor elhamdülillah. Çok şükür. Evet. Buna şükürler olsun. Yediğin içtiğin senin olsun. Gençliğini biraz anlat. Gençliğim çok iyiceydi. Çok. Gençliğim her adam beni yoramazdı da bu evet. Hastalık beni yordu. Dizlerim ağrıyor. Gençliğimde şöyle ne bileyim beni her şeyi yapardım. Irgatlık mı işlemediğim, ev var mı görmediğim, inek danamım sağamadım, her şey daha da devam ediyor yani. Tezekle yaptın mı, kerme yaptın mı? Yok, öyle elleri diskinirdim, yapamazdım. Niye ki, koylarda tezek çok yapıyorlar, yok, böyle kerme öyle yapıyorlar. Yok, öyle yapamazdım, yok, onları sevmem, öyle pis işi sevmem. Sevmem. Yok, sevmem. Yani sen sosyetik birisin. Sosyetiydim de herif böyle koylu yaptı. Değil mi? İnsanın korktuğu başına geliyor. Ne isterse tam ters oluyor yani. Ben yoksa şehre göreydim de herif beni köylü yaptığında mecbur köylü kaldım. Değil mi? Tabii. Ne olacaksın işte yalan dünyanın işi yavrum, iyi kötü evlat büyüdüyorsun. Ev barf sahibi soluyorsun. Yalan dünyada nasıl geçineceğini şaşıyorsun iyi kötü. Evet. Çok şükür buna şükürler olsun Mevlam. Çoluk çocuk kaç tane? 4 tane. Neredeler? 3 kız, biri oğlan. Biri Antalya'da, biri Ankara'da, biri Sorgun'da. Oğlan da Yozgat'ta. Evet. Çok şükür yavrularım da hayırlı çıktı elhamdülillah. Allah olmayana da versin. Evet. Bugünlerine şükürler olsun. Çok şükür. Herifim de çok iyice. Allah işi gücü rast gelsin. İşte ayağını yedin mi? Yok. Vurmadı mı? Elinin tersiğinden bir onlar tane vurmadı oldu, mı? Onlar oldu. Ufak tefek oldu değil mi? Oldu da. O genç tersiğinden vuruyor da ayağının tersiğinden düzeltiyordu la. He. Kaç kere dayak yedin? Anlat bakayım. Dayak yirdim ya, herif de beni çok güzel tuttu yani. He. Öyle muhannete mühtaç etmedi, bir dediğimi iki etmedi. Her şeylerimi dolu dolu getirdi, çocuklarımı da aslan gibi büyüttüm bak. Evet. Ne olacak? Daha da öyle. Hiç öte gitti gözüne tütün gidiyor demez. Allah işi gücü rast gelsin. Bugünlerine şükürler olsun. Çok şükür. Ne yapıyorsun? Önce herif mi ölsün sen mi ölürüm? Ben öleyim de herif dursun. İyilik mi yaptın sen şimdi? Yok. Ben o her yere sığar da ben pek sığmam. Değil mi? Benim acık çenem geveze. Yani ben öleyim de herif sürünsün demek yok, istiyorum. Yok, sürünmez. Onu başa geçirirler, onun aylığı neyi var? Benim aylık yok, yıllık yok, evim yok, barkım yok. Hep onun üstüne. Benim hiçbir şeyim yok. Anladım. Bir göz ev bana bağışlamıyor ki, sürünür, yürünürsen onun altında kal demiyor. Hani herif çok iyiydi, bak. Ne olayım, ama bana öte git demiyor. Ona saygı sevgi duyarım yani onun şeyine. Beni bir ümriye götürdü, ben bacağımdan gezemedim, beni herif gezdirdi. Allah içi rast geçsin. İyi. Ya bundan iyisi de can sağlığı, bundan sonra ikimiz birbirimizi idare edecek. Evet. Çok şükür Allah onun yoksulluğunu vermesin bana. Çok şükür, emrine şükür. Köyün nesi meşhur? Ekmeği, eşkilisi, köre. Başka? Ondan sonra. Havası yeterli. Yok, çok köy pek sevmiyorum. Şehri seviyorum. Şehre de gidemedim. Mecbur kaldığımdan gidecek köyde kaldım. Gidecek olsaydın nereye giderdin? Şehir dediğin yer neresi? Yozgat'ı seviyordum. O da evimde var. Götürmedi herif. Şimdi de yavrum oturuyor, oğlum oturuyor. He.
Ne öğreneceydin ki şehirli olsan, ne öğreneceydin ki? Burada da sevmiyorum, rehberliği sevmiyorum. Herif ile sinemaya mı gideceydiniz el ele tutuşup bu yaştan sonra? Sinemayı ne görmedim yavrum, görmedin vallahi mi? Görmedim. Bilmiyor musun yok, sinemayı? Yok, hiçbir şey bilmiyorum. He. Köyde doğdum, köyde büyüdüm, köyde de öleceğim herhalde. He. Durum onu gösteriyor. He, herhalde öyle. Yok, gidemem. Bundan sonra nereye gidemem? Beni değil kim gitsin? Bundan sonra yakışmam bir yere. Yakışmam, yakışmam. Apartmana da yakışmam. Doğru dürüst eve de yakışmam. Kulen olayım. Ne olacağım? Evet. Çok şükür. Yine Allah bu evden beni geri kovmasın. Elhamdülillah. Çok şükür. Evet. Allah, teşekkür ediyorum. İşin gücün razı olsun senin de. Hadi. Allah bir